Selam dostlar. Şu anda neredeyiz? Gördes'teyiz. Manisa Gördes'teyiz. Fatih Beyler, eşi Merve Hanım, Şenur Hanım bizim ziraat mühendisimiz. Bu bölgenin ziraat mühendisi ve Yaşar. şefimiz Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Abi siz? Mustafa. Mustafa abi de buranın İşçi. emektarlarından. Şimdi ilk fidanımızı buraya dikeceğiz. Görüyorsunuz fidanımız her zaman olduğu gibi saçak köklü, öyle mi Mühendis Hanım? Yani Evet. sizin okeyinizi aldık değil mi şeyde? Aynen, Orta okeyimizi boy. aldık. Saçak köklü Şimdi zaten. dikerken dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi Zaten neydi? şu köklerin şu ala aşağısına Kökler inecek. aşağı doğru inecek. Onu da katlıyoruz. Ondan sonra tarla seviyesi şurada olacak. Tarla seviyesi burayı geçmeyecek. Evet, buyurun. Bu sırada İlk fidanı şeyde beraberce dikelim. Buraya zeolit ve şey Leona. karıştırdık. Zeolit ve hayvan gübresi karıştırdık. Leonardit de var. Leonardit de var değil mi? Evet. Üçlü bir karışım Şimdi yaptık. boşluk alıyor ya. O boşluğu önlemek için suyu onlarsa. Bak şu Evet. an boşluk Evet. kaldı bak. Can Hareket suyu etmiyor. o aşağıdaki Hemen hava yapıyor bak. kabarcıklarını alsın diye. Yoksa ağaç Baba o baba suyu baba baba. kullansın diye değil. Şu gübreyi de Bir yapalım saniye. abi. Şunu atacağım. Mustafa ben şey yapacağım da yalnız en kibirini fazla hiç oynamayacaksınız. İp devamlı aynı şeyde dur. Fiziği Tamam, dur. tabii İpi ipi oynama. ipi İpi ellemeyeceğiz. oynamayın. İpi Sonra da ben şey yaparım. Tamam, ipi yapmayacağım. Şimdi Fatih Bey, ne iş yapıyoruz, ne yaptık? Ha, bu arada madem dikim yapıyoruz, şeyi de gösterelim isterseniz, ilacı nasıl Gösterelim. Tabii yaptığımızı. ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Ondan sonra konuşalım. Şimdi iki tane bidon hazırladık. Hocam şöyle yakından çekerseniz. Birisinde ilaç var, fungisit var. Diğerinde ne var Fatih Bey? Onda da humik asit Humik var. asit var. Önce fidanları buna batırıyoruz, doğru mu? Evet. Ben sizi çalıştırayım, ben niye Ben çalışayım ya? yapayım da. Böyle. Şöyle bir miktar Bekletiyoruz. bekletiyoruz. Ondan Ondan sonra sonra şuraya şuraya atıyoruz. Orada bekliyor. Daha sonra orada bekleyenlerden alıp alalım buradan bir tane. Bekleyenlerden alıyoruz. Onu şeye batırıyoruz. Ümigas. Humigası da batırıyoruz değil mi? Evet. Humigası da batırıyoruz ve dikime gönderiyoruz hemen. Şöyle bir humik asitimiz var. Buradan da buraya koy. Burada bu da çekiyor. Ondan sonra Dağıtıma gidiyor. Şimdi dağıtıma gidiyor. Fatih Bey, burası ne? Ne yapıyorsunuz? Siz mikrofonu alın Şöyle isterseniz. alayım. Burası Merve Hanım siz de gelin. yaklaşık gel. Burası 60 dönüm civarında bir tarla. Biz almadan önce burada bir başka arkadaşımız bir ipek böceği yetiştireyim diye almıştı. Çünkü organik tarıma da çok uygun bir yer. Biliyorsunuz yol kenarlarında, fabrika yanlarında, hatta yerleşim yerinin kenarında çok uygun değil ama burası köyden yaklaşık 2-3 kilometre uzakta bir yer ve etrafında hiç Çok başka ayrı, bir hiçbir tarla şey yok. yok değil mi? Dolayısıyla diyelim şurada bir tarla var ve burada işte ilaçlı bir tarım yaparken hemen yanı başında organik dediğin zaman tam anlamıyla organik olmuyor. Evet. Bunun için almış. O ama yapmamış farklı nedenlerden dolayı. Biz de buraya ceviz dikelim istedik. İlk etapta bir liper patlatması yaptık. Ya daha doğrusu onu biz yapmadık. Ben aldığımda o arkadaş yaptırmıştı. Bir Yapmışlar. sene Evet. öncesinde. Liper patlatması yapılmıştı. Biz de onun üstüne işte şu yan tarafa ben 900 tane çukur kazdırdım. 1,5 metre derinlikte, 1,5 metre de çapta. Evet. Böyle bir yer kazdırıp altlarına gübre atıp tekrar gömdürdük. Sonra dikim işlemi yapmıştık. Burada sadece o kepçeşini yapmadık ama toprak biraz daha yumuşak zaten. Liperi de atılmıştı. Evet. Böyle bir işlem yaptık. Şimdi Fatih Bey TRT'de spiker, TRT'de bir haber TRT'de haber spikerleriniz değil mi? Haber muhabiriyim. Aynı muhabirisiniz. zamanda savaş muhabirliği de yaptık, Yaptınız. yapıyoruz. Evet. Çıktıkça Suriye'dir, işte İran'dır, Peki oradır, niye böyle bir şeye karar verdiniz? Yani ne yaptınız? İzmir'de Karşıyaka'da oturmak dururken ne işiniz var bu dağın başında? Yani buradır. Şimdi şöyle bir şey düşündük. Birincisi özellikle pandemi sürecinde birçok insanın olduğu gibi insan şey arıyor. Pandemi sürecinde biraz daha doğaya yönelim oldu. Birçok insanda olduğu gibi bende de oldu. Ha deseniz çocukluk zamanları 20 yıl önce, 15 yıl önce
böyle bir şey yapar mısınız? Ben hayatta uğraşacağım şeyler değildi. Babama da kızardım biraz. Bağıyla çok uğraşırdı o. Bir bağısı vardı. Bütün işte Şendur Hanım şöyle gelin. Varını gücünü oraya yatırıyorsun. Ne işin var bununla gibisinden derdim zaman. Ama biraz da yaş büyüdükçe anlıyorsun. Birincisi doğaya bir dönüş. Yani şu toprağa dokunmak, etmek, bununla uğraşmak. İnsanın o bizim haber koşturmamızdaki stresimizi hafta sonu burada atıyoruz. İki, ben hafta sonları gelebiliyorum. Bir de bakan bir abimiz var. Farklı durumlarda ilgilenmesi gereken. Birincisi o her hafta sonu geliyor musunuz genelde yazları? Her hafta sonu İzmir'den geliyorum. 130 kilometre yolum var buraya. Her hafta sonu geliyorum. Evet. Yani gelmediğim hafta sonu nedir? Çok fazla yağmur yağar, yol girilemeyecek kadar çamurdur. Orada belki gelemiyorum. Ha, onun haricinde onun sürekli buradasınız. Hep geliyorum. Birincisi dediğim gibi böyle bir şey. Bir toprağa dokunmak. İkincisi, şimdi önümüzdeki yıllar, yani bu seneye değil tabii ki. Ama 5 yıl, 10 yıl sonrası ve o süreç ilerleyen süreçte gıda krizlerini konuşacağız. Yani dünyada savaşı konuştuğumuz gibi, farklı enerji krizlerini konuştuğumuz gibi önümüzdeki 5-10 yıllarda gıda krizleri, bunların sinyalleri verildi. Hatta bu biraz da bilinçli yapılan işlerden, ben öyle inanıyorum biraz. Yani birileri var, bir taraftan milyonlarca dönüm arazi topluyor. Birileri de var, gübre pahalı oluyor, farklı şeyler birden uçuyor ve tarımı bırakıyor. Köylere gidiyorsunuz, bakın biz burada şimdi iş yapıyoruz, ben buraya 5-10 kişi daha destek istedim. Köyü bırakın bu köyü, çevre köyler, işte ilçe, merkez bulamadık. Adam çalışacak yok. Adam kalmamış. Çalışacak köylerde adam yok. Bu bize, bu bile bize gösterdi. Yani köy yaşamında çalışacak insan, üretecek insan ne kadar azalıyorsa bu ürüne o kadar çok ihtiyaç olacak. Çünkü yememiz azalmıyor. Evet. Nüfusumuz azalmıyor. Dünya nüfusu giderek çoğalıyor. Üretim azalınca ama mecbur. Üretim otomatik azalıyor. Şimdi falanca adam üretmiyor, şu adam üretmiyor, bu adam üretmiyor, bu iş bana kaldı. Biraz böyle oluyor. Evet. Bu işi de ne kadar erken başlanırsa o kadar o gıda krizlerinin daha ağırlaştığı dönemlerde bugün bakın yani köy yerinde bir şey olacak diyorsunuz. Köy yerinde 7 liradan 10 liradan domates aldık. Yani evet. Şehri bırakın. Şehir köyden öyle alıyorsun. Köyde fiyatlar böyle. Bu giderek. Peki cevize çoğalıyor. Nereden karar verdiniz? Yani niye ceviz? Başka ceviz, şey değil de niye ceviz? Birincisi katma değeri en yüksek ürünlerden biri olduğuna inanıyorum. Yani nedir? Bir ürünü üretirken bir yatırım yapıyorsun. 10 lira harcıyorsun. İşte bundan 20 lira kazanabilirsin. %50. %100 kazanırsan 10 lira yatırdığından 20 lira kazanırsın. %100 kazanmak böyle bir şey. Kimisi de var. Yatırımı yaparsın ama %70'in masraf, %30'un kazanç olur. Cevizde bu biraz daha tersi gibi oluyor sanki. Yani 100 liralık bir yatırımın 20-30 lirası belki, ilk kurulumdan bahsetmiyorum. Hı. Yani işlemeden bahsediyorum. Bunun belki yani 20 lirası 30 lirası masrafsa, gübresi, işçiliği vesairesi, yüzde belki 70'siz daha iyi bilirsiniz, oranları bilemem ama bu katma değeri daha fazla. Yani ben işin ekonomik tarafına çok ilgilenmiyorum çünkü cevizde belli bir sevda olunca, ciddi söylüyorum, bunu da yaşadınız, gördünüz yani. Evet. Öyle bir şey olunca para kazanacakmış kazanmayacakmış çok aklımıza gelmiyor. Ama ben cevize karar verdiğim zaman şuydu: 2001 krizinde batmıştım. Her 10 senede bir Türkiye'de bir kriz oluyor ve ufak esnaflar batıyordu. Dedim ben bundan sonra tarıma döneceğim. Yani bir ayağım toprağa basacak. O zaman 35'li yaşlarımdaydım. Ne yapayım diye düşündüm. En tembel işi ceviz geldi. Yani bir şeftali diksem bir sürü problemi var. Pazar problemi var, üretim problemi var, hastalık problemi var. Yani yine en kolay yapılabilecek şey cevizdi. Ben o yüzden cevizi seçtim. Ben de biraz onu da işin içerisinde. Çünkü cevizde hani şu ilk 2-3 yılını güzel atlatabilirsen, ne dedim ben şimdi çalışan da bir insanın başka yerde, hafta sonları gelebiliyorum. Yani her gün içinde değilim. Sera yapsam her gün içinde olmam lazım, öyle bir şeye giremem. Farklı ürünler dediğiniz gibi veya bugün toplanacak, yarın pazara çıkacak kesin bu denilen şeyi yine yapamam ben. Çünkü şimdi sizin bu konuda en büyük şansınız Merve Hanım. Bak Merve Hanım hemen değiştireyim. Çizmelerini görüyorsunuz. Yani Merve Hanım çizmelerle gelip burada eşiyle beraber çalışıyor. Eğer böyle bir şey olmasa, yenge ben gelmiyorum dese, Fatih Bey buraya ne kadar gelebilir? Aynen,
ne kadar gelebilir değil mi? Eşinin büyük desteği. Şimdi evet, eşinin büyük desteği ya, olmazsa olmazı bence bu. Aynen. Yoksa ben biliyorum yani, eşi gitmediği için gidip belli bir süre sonra bıkıp yarım kalmış bahçeler biliyorum. Tamam. Yani o konuda Merve Bey'in, Merve Hanım'ın buradan soğumamasını sağlayın. Nasıl sağlarsınız bilmiyorum. Sağ olsun. Çok bazı durumda ben mesela meraklı. Ya, bazen çok yağmur olabiliyor, bir şey oluyor ve hiç yapacağımız bir şey olmadığı haftada. Yolda gelirken Merve Hanım bir şey anlatıyordu. Burada bir gece geçirmişsiniz. Evet. Bir gece birkaç çadırda gece kalmışsınız. Evet. Merve Hanım biraz mikrofonu yanaştırın. Ne yaşadınız o gece? Şu yukarı tepeye kuruyorduk çadırı genelde. Uyuduk ama biz tabii ben de İstanbul'dan evlenince İzmir'e yerleşen birisi. Normalde İstanbul'da yaşayan birisiniz. Tabii İstanbul'da doğup büyüdüm. Evlenince hani böyle bir sürecim başladı ama toprağı hep sevdim. Böyle yani. Çocukluğunuzda tarla tapan işleri yapan bir aile değil değil mi sizin aileniz? Yok ya, sadece hani domates, biber kendi çapında, benim böyle minik hobi bahçesi gibi hobi onlarla bahçesi, uğraşırdık evet. Hani o tarz. Ama kendi annesi babası değil. Yok, dayımların bahçelerine, kendimizin hiç öyle bir şeyi yok. Ama hep sevdik yani. Hatta ben otunu falan ayıklardım. Küçüktüm ama çok severdim. Keyif alırdım. Pastacıyım ben. Bu krema tutan parmaklar daha sonra toprakla buluştu. Sevmeyince gerçekten olacak bir şey değil. Biz geldiğimizde burada tabii evimizde olmadığı için çadırda kalıyoruz. Çadır kurdunuz. Evet. Kamp yapıyoruz aynı zamanda. Bir yani, insan hani kamp var, keyifli tabii ki ama korkuyorsun da. Daha önce hiç kalmadın. Çünkü yani dağların arası başı. Böyle. Yani şöyle evet. Bir çevreyi de bir gösterirseniz hocam. Şöyle çevreyi de görün. Komşu momşu yok. Dağların ortasında bir yer. Evet. Şimdi çadırda kaldınız o gece, ne oldu? Biz çok temkinli uyuyorduk tabii, böyle hani etrafımızda çıtırtı pıtırtı çıkarsa duyalım Fatih diye. Fatih Bey de öyle mi, yoksa Fatih Bey vurup kafayı o uyuyor? O biraz rahat ama ben genelde daha olur, şeyim böyle. O rahat hani uyur, hemen yorgunluğunu da verdiği şeyle hemen uykuya dalar ama ben 50 tane kuruyorum kafada uyurken. Domuz gelir mi falan. Bir sabaha karşı bir gün bir ses duydum dışarıdan. Uyandım. Acaba diyorum hani eşim horluyor mu falan. Sonra dedim ki uyandım, baktım hayır, bu horultu fazla. Ondan sonra dedim herhalde domuz var. Sesimi de çıkarıp eşimi uyandıramıyorum. Hani domuz saldırır falan diye korkuyorsunuz. Falan diye bir ses çıkarırsa hayvan dışarıdan irkilip saldırır mı? Şimdi hayvanı da tanımıyorum. Evet. Hiç karşılaşmadım, bilmediğim bir hayvan. Ondan sonra o şekilde korka korka uyumuşum. Allah'ım dedim, lütfen gitsin derken o korkuyla uyudum. Sabah uyandım, eşime anlatıyorum. O da farkındadır elbet hani etraftan. İzler bellidir. Yani ama beni sakinleş, ya öyle bir şey yoktur falan dedi. Sabah kalktınız, izlerini gördünüz. Tabii, bugün de gördüydük abi yine. Abi gelince dedi ki burada gece domuz gezmiş evet. Deyince. Biz bayağı bir irkildik. Öyle evet. Maceralar yaşadık buna benzer. İnşallah burada başarılı olacaksınız. İnşallah. Suyunuz da var. Burada yine Fatih Bey'in bir büyük şansı daha var. Şenur Hanım. Şenur benimle Hanım sizi oldu. Tanıyalım. Sizinle benimle tanışması. Benimle tanışması şöyle oldu. Toprağını almış. Gördes Belediye Başkanı herhalde söylemiş ona. Ondan sonra kendisi getirmiş. Sizi çünkü tanıyalım önce. Siz kimsiniz? Ben Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Toprak evet. Bölümünden mezun oldum. Selçuk Üniversitesi'nde de bir iki yıl görev yaptım. Çalıştım. Orada da çalıştım. Ondan sonra Demirci Ziraat Odası'na geldim. Orada toprak, yaprak ve sulama suyu analiz laboratuvarında sorumlu olarak çalışmaktayım. İşimi çok Demirci'de, seviyorum. Manisa Demirci'de. Manisa Demirci'de çalışıyorum ben. Orayı çok seviyorum. Ben bu mesleği de aslında babam rahmetli de ziraat mühendisiydi. Onun sevdasını okudum. Ondan sonra dedim ben bu işi yapayım dedim. Neyse ben orada görev yaparken Fatih Bey geldi. O zaman pandemi vardı zaten. Yüzü maskeliydi. Bana toprağı getirdi ama hemen eşeleyerek getirmiş. Ondan sonra iki tane getirdiydi. Biz öyle bir tanıştık. Ben dedim bir inceleyeyim. Burada olur mu olmaz mı diye. Ona göre dedim sizi yönlendireceğim. Gerçekten de güzel toprağı vardı yalnız. Evet. Güzeldi. Ve arazinin bana fotoğrafını gösterdi. Yerini de anlattı. Geldim gördüm, beğendim yani. Araziyi çok beğendim. Hoşuma da gitti. Güzeldi. Havası da iklimi de iyiydi. Ve öyle ceviz yetiştiriciliğine başlamasını istedim. Yalnız işte umarım söz dinlerler. Evet. Yani bazen ya şöyle böyle derlerse iş karışır. Evet, yani doğru söylüyorsun. Geçen sene buna benzer bir şey yaşanmış. Evet.
Potasyum aleti. Ben kendisine söylemiştim. Şenur Hanım potasyum evet. verin demiş. Ben o potasyum da ver dediğim halde beni dinlemedi. Zirai gübre satan yok zirai gübre satan tamam bunun içerisinde potasyum var, ama, demiş. Ama azot da var. Yani %20 potasyum varsa %20 de azot var. Aynen. Neye yarar ki? Yani hem frene hem gaza basıyorsunuz aynı anda. Olmaması gereken şey yapılmış. Evet. Pişkinleşme. Biraz sorunlar yaşanmış. Ama inşallah bu sene bundan sonra olmayacak. Bundan yani sonra laf dinleyecek. İlgileneceğiz de inşallah. İnşallah güzel bir şey olacak. Sezon çok iyi güzel olacak. Güzel bahçe olacak inşallah. Yani çünkü benim içim öyle doyuyor. Ben hani hepsi de besmeleyle başlandı onu da söyleyeyim. Evet. Her birinin içinde bir besmele var. Eyvallah. Ve güzel olacak inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet dostlar bugün de Manisa Demirci'den Gördes'ten değil mi? Gördes'ten. Ha, bu arada, Fatih Bey'in kendisi meslekle alakalı olduğu için drone çekimleri falan da yapıyor. Kendisinin güzel bir kanalı var. Evet. Neydi kanalımızın tanıtımını yapar mısınız? Bizim, yani söyleyeyim hemen. Ya, kanalımızı yeni kurduk ama YouTube kanalı. YouTube kanalı. Şeyler izlenmesi güzel yani çünkü çok düşük sayı vermeyeyim ama 100'ün altında abonesi olan bir kanalda 2000-3000 izlenmeler olabiliyor. 4 element kanalın ismi. 4 element. Onu da niye toprak, su, hava, ateş anlamıyla, ana, doğayla. Anasır-ı erba atalarımızın evet, söylediği anasır-ı erba denir. 4 unsur ana 4 ana unsur anasır-ı erba. Oradan geldi anladığım bizde kadarıyla yani, 4 element. Ateş var, hava var, toprak var, doğa var. Yani içinde birçok şey olacak bir kanala çevireceğiz. Cevizle başladık ama bununla birlikte kamp İnşallah. Alanı vesaire hayvanlar. Böyle bir şey olacak. 4 element yazınca yanına bir de ceviz yazmak lazım ki başka bir kanal çıkmasın diye. Çünkü 4 element ceviz dostlar. Evet. Yani ben bunun ileride güzel görsellerle karşılaşacağımıza inanıyorum. Şu anda da başladı. Onu da izleyelim inşallah. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, hoşça kalın. Bir başka programda görüşmek üzere.